Herkese yeniden yeni bir videodan merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Ben Cansu. Yarın İzmir'e gideceğim ama böyle hala eksikler var, bir şeyler var. Mesela Dalin almamız lazım. Hala Dalin'im yok yani. Neyle yüzünü yıkayacaksın acaba Canişko? Ondan sonra mesela şort, bacaklarım birbirine sürtmesin diye şort almam lazım. Mesela hala benim şortum yok falan gibi böyle bir takım eksikler var. Halledeceğiz yani. İcabına bakacağız. Tabii ki bakacağız. Ama neden son güne bırakıyorsun böyle şeyleri? Mesela Dalin almaktan çok aklımda şey var. Dün İstinye Park'ta Massimo Dutti'de yeni bir tane pantolon gelmiş. Onu gördüm, böyle çok güzel lacivert kumaşı, çok güzel bir pantolon. Onun 38 bedeni bence biraz küçüktü. Onun 40'ı bana çok güzel olur. Hatta böyle birazcık daha kilo verdikten sonra belini yaptırırım falan hani diye düşündüm. Ve o pantolonu almak şu an daha çok böyle hani wish listimin başında. Dalin'den çok. Dalin'den çok o pantolon var. İşte göz açlığı çok fena arkadaşlar. Gerçekten göz açlığı çok fena. Ama tabii benim bu göz açlığımın sebebi babam. Şimdi bizim durumumuz kötü değildi. Hatta yer yer böyle iyi, çok iyi olduğu zamanlar vardı. Fakat şöyle bir şey vardı. Babamda bir inanış, dünyanın en alakasız şeyi, çocuğun yediği helaldir, giydiği haramdır derlermiş. Bunu kim diyorsa neyse. Ve benim pek kıyafetim olmazdı. Benim küçücük bir sepetim vardı. O sepetin içerisinde yazlığım, kışlığım, çamaşırım, hepsi o sepetin içerisinde olurdu. Ondan sonra işte kaç tane? 2 tane mi, 3 tane mi ne okul üniformam olurdu. Bir tane pijamam olurdu falan böyle. Yani benim hep bir pantolon, bir üst, bir ayakkabı, bir pantolon, bir tişört, bir terlik falan ya da işte bir spor ayakkabı. Hep böyleydi yani. Ve bu yüzden ben gerçekten çok düşkünüm ya. Acayip düşkünüm. Aa, ilk defa X7 gördüm. Cemal'in arabası X7'ydi. Güzel arabaymış, bakayım. Vay. İşte bir ahla, o da kalmıyor. O da kalmıyor. Şimdi arabası yok, satmış arabasını ve sistemde arabası gözükmüyor. Neyse. Babamın böyle bir şeyi olduğu için benim çocukken çok kıyafetim olmadı. Okul pikniklerinde kızların böyle üstündeki cicili bicili kıyafetler, benim asker yeşili haki falan böyle pantolonlarım, ondan sonra üstümdeki tek bir tanecik tişörtüm, bir tanecik kazığım falan. Ya da böyle işte babamın eşleri evden kaçardı. Mesela işte Sevgi abla evden kaçardı, kıyafetleri bana kalırdı ama hep böyle hani tabii ki de işte 35-40 yaş kıyafeti. Ne bileyim işte Dilek abla evden kaçardı, Dilek ablanın kıyafetleri kalırdı falan filan gibi böyle şeyler vardı. Hep böyleydi yani. O yüzden benim bu kıyafet düşkünlüğüm hiçbir zaman geçmez yani. Hayatımın sonuna kadar muhtemelen kıyafet delisi, kıyafet manyağı bir insan olurum gibi geliyor. Gibi geliyor. Olur öyle, yapacak bir şey yok. Neyse, şimdi maniküre gidiyorum. Manikür bilerek son güne bıraktım ki manikürüm gelmesin, biliyorsunuz ben yaptırsam haftada bir manikür yaptırırım. Tırnaklarım, ellerim yani o kadar etli. Tırnaklarım da çok çabuk uzuyor. Oje sürdürmeyeceğim. Gittiğimde ya bizim kızlara sürdürürüm, biliyorsunuz, bilmiyorsunuz. Amcamın kızları kuaför. Üçü de kuaför. Ay, dün Gülser bana şey dedi, sana bir sürprizimiz var dedi. Sanırım Aysel hamileydi. Aysel sanırım doğum yaptı. Allah'ım, teyze olduk ya galiba. Galiba teyze olduk, bilmiyorum. Ya da acaba başka bir sana sürprizimiz var. Ne sürpriz olabilir? Başka bir sürpriz olamaz. Belki Aysel teyzem onlardadır. O da benim için çok büyük bir sürpriz olur. Çok güzel olur. Çünkü Aysel teyzemi çok severim ben. Aysel teyzem de Hüseyin amcamın annesi. Bunlar benim baba tarafından akrabalarım hep. Amcam diyorsam babamın kardeşi amcam değil ama biz onlarla teyze çocuklarının çocukları oluyoruz. Mesela Hüseyin amcamla ben öyle oluyoruz. Babamla Aysel teyzem şey olmuş oluyor. Teyze çocuklarının çocukları olmuş oluyor. Falan böyle bir şeyimiz var. Saçma sapan bir şey. Neyse.
Veysel'in doğumuna daha vardı diye hatırlıyorum ben. Ama bir yandan da olmayabilir. Hiç de belli olmaz. Bakalım. Hayırlısı olsun. Gittiğimde göreceğim sürprizi. Gülser öyle şey dedi. Sana sürprizimiz var dedi. Aysel annem oldu dedim. Ondan sonra sürpriz dedim dedi böyle. Ben de tamam hadi bakalım falan yaptım. Çok heyecanlıyım o yüzden. Muhtemelen böyle şaşıracağım ya da çok sevineceğim bir şey olacak. Kim bilir ne olacak acaba. Öyle şimdi maniküre gidiyorum. Manikürden sonra muhtemelen vadiye geçeceğim. İşte Rossmann'ın SV2'si hepsi var ya. O yüzden vadiye geçerim. Şortu da SV2'den bulurum diye düşünüyorum. Sonra eve geliriz, yıkarız onları falan. Arabaya indirilecekleri belki indiririz. Arabaya indirilecekleri gece de indirebilirim. Her şeyi tam böyle hazırlayıp emin olduktan sonra tamamım artık deyip öyle de indirebilirim. Hiç de belli olmaz, bilmiyorum. Bakacağız. Öptüm sizi. 6 dakikadır konuşuyorum. İnsanlar 15 dakikada video yayınlıyorlar. Videoları 15 dakika oluyor. Benim daha girizgahım ona şey girizgahım 6 dakika. 16 dakika diyecektim. Dostlarım çok şükür İzmir yükümü komple güzelce arabanın bagajına yerleştirdim. Çantalar, ayakkabılar, işte kıyafetler, makyaj, bilmem ne, zart zurt her şey burada. Kınada ve düğünde giyeceğim elbiselerim önde. Ve işte yengemlerin hediyesidir, kızların şeyleridir. Onlar da önde duruyor. Ve ben hazırım. Arabadan sadece bilgisayar çantam, şarjlarım, tabletim inecek. Başka inecek bir şey yok arabadan. Ve hadi görüşürüz. Dostlarım yeni bir günden herkese yeniden merhaba. Uyuyamadım. Ve saat 8'de uyandım, kalktım, güzelce duşumu aldım. Ondan sonra işte hazırlandım. Saçımın şu önüne şekil vermeye çalıştım ama saçıma HC Care sürdüğüm için çamur oldu. Falan fişman ve Fatih Altaylı izliyorum. Bir 5-10 dakikaya kadar evden çıkmış olurum diye düşünüyorum. Çıkarken çöpler var, çöpleri atacağım. Bir hafta yokum sonuçta, kokmasın. Ondan sonra ve çıkacağım. Kahvaltı yapmadım, bir kaşık pekmez içtim. Biliyorsunuz her sabah pekmez içiyorum. Demir eksikliğimi gidersin diye yıllardır pekmez insan oldum ama bir türlü yükselmiyor. Yapacak bir şey yok ama işte o böyle sabah açlığını bastırması da pekmezin güzel oluyor. Aynı zamanda üzüm zaten şifadır. Rimellerim arabada olduğu için rimel süremedim ve bu gözümde bir... Yani bende arpacık çıkmaz kolay kolay ama hafiften böyle bir şey olabilir belki. Ne derler ona? Böyle bir hafiften mikrop kapıyor gibi olabilir. Çünkü sürekli kaşınıyor. Biliyorsunuz ben hafif çıtırından da şaşıyım. O şaşılıktan değil sanırım. Herkesin göz kapağı yukarı, şey şu göz ucu yukarı bakarken ben düşük göz kapaklıyım ve aşağıya bakıyor şöyle. O muhtemelen o yüzden öyle gözüken bir şey. Yapacak bir şey yok. Neyse. Ay. Düştünüz. Birazdan çıkacağım işte dediğim gibi ve Erdem'i alacağım. Erdem artık buraya mı gelecek, ne olacak tam olarak bilmiyorum ama zaten yakın oturuyormuşuz. O da Kağıthane Gültepe taraflarında oturuyormuş. Erdem'in yanında video çekemem çünkü hem hani onlar YouTube hayatımı bilmiyorlar. YouTube'da ne kadar ünlü bir insan olduğumu bilmiyorlar. Hem de yok, bilmesin. Gerek var. Şovun bittiyse alkışlayalım. Ya çok alakasız şeyler giydim. Kırmızı bir gömlek giyeceğim üstüme. Çantamı görüyor musunuz? Masada bordo çantam var. Terliklerim de şu renk. Neyse, olur öyle. Birazcık bir dakika. Bir dakika, makyajım akıyor. Makyajım akıyor. Bıyıklarım. Bıyıklarım çok önemli. Burada değil. Neyse, yapacak bir şey yok. Şuradan bir yelpaze şov yapalım. Klimayı bazen açıyorum. Sonra kapatmayı unutuyorum. Sonuçta şimdi bir hafta yokum. İzmir'e gidiyorum. Allah'ım rezillik olur, rezillik.
Ama ne rezillik. O yüzden şöyle birazcık yelpazeyle kendimi yelleyeyim. Şeyi alacaktım da diğer büyük bilgisayar çantasındaydı. Elektronik olan o zımbırtım, üfleme zımbırtım, hava serinleticiyim. El Dyson'ım. Ama şey yapmayacağım. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Niye boş yapıyorsun? Neyse, vloga İzmir'de Dilara'yla devam ederiz artık. Yolda çeker miyim bilmiyorum. Erdem tuvalete giderse arada bir şey yaparım. Açar bir ne yapıyorsunuz kız derim. Her yerime bolca güneş kremi sürdüm. Parlayıp parlığım parıltımdan belli oluyordur. Gidiyorum. Öyle işte. Hiç uyuyamadım gerçekten. Bir de sabah 8'de kalkmak stresinden de uyuyamadım. Çünkü ben istiyordum ki böyle 10 gibi 11 gibi yola çıkalım. Tin 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 gidelim rahat rahat. Neyse artık yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Gidiyorum. Öptüm sizi. Gülser'i kendime abone yaptırdım. Gülser de artık ben abone. Ben sabah şeyi izledim. İzmir'e gidiyorum. Ha evet, son video. Onu bir yarısını izledim. Tamam. Bugün günlerden ne? Çarşamba mı bugün? Aynen. Bugün günlerden çarşamba. Dilara ile buluştuk. Dün de Dilara ile buluştuk ama dün çekmedim çünkü dün büyük dedikodu. Dedikodu var. Aynen. Leone diye bir şeye geldik. Pastaneye geldik. Pastane boulangerie. Ben şey söyledim. Bir dakika masayı göstereyim. Ben şöyle kruvasan sandviç söyledim. Kruvasanları kendileri yapıyormuş. Senin söylediğin neydi? Soft sandviç. Soft sandviç. İçinde de pesto sos var. Ve Dilara, meşhur Dilara'mız kendisi olur. Evet. Dilara bizim. Ben bayağı kızım olarak görüyorum seni yani. Hani böyle akraba, kuzen, zarsur. Benziyoruz da genellikle benzetiyorlar da. Ablam deyince yadırgamıyorlar. Aa öz evet. Ablamla. Çok ama şimdi bütün takipçilerim asla benzemiyorsunuz diyecek. Çünkü detay detay bildikleri için. Urla sahneye geldik. Diloş Hanım'la. Suyunu da almış Allah'ım. İzmir'de olanlar mutlaka gelsin. Çok güzel bir yer. Bir de kız bize özel muamele yaptı. İkimize birer tane şey ayarladı. Serinletici. Şöyle çok güzel bir yer. Bura neymiş? Aa Diloş bak şey. Ne derler? Tatil şeyi de varmış. Çok güzel. Ne? Galiba. Merhaba. Bu ne bu? Bu ne ağacı? Ayva mı? Evet ayva. Mini mini ayvaları da var. Ne? O, evet. Ha biz de oradan gelecektik. Önüne park etseydik biz de oradan gelecektik. Muhtemelen. Şöyle bir yer. Tatlı söyledik, kahve söyledik. Çünkü kahvaltı yapmıştık. Aslında Diloş kahvaltıyı burada da yapabilirmişiz. Böyle çok güzel bir yer. Baksana. Burada müzik şeyleri falan da oluyormuş. Organizasyonlara. DJ falan çıkıyormuş. Ha. Ayağıma yılan dolanması yok mu şimdi burada? Bendeki bu cenabetlikle olabilir. Dur ben de geleceğim. Gerçekten ikisi vicceyle bu regliyi. Ama ya 8 gün önce olması çok canımı sıktı. Şimdi düğünde ben regli olmuş olacağım. Üf, gerçekten çok keyifsiz. Olsun yapacak bir şey yok. Sevdin mi burayı? Bence şeyden daha güzel oldu. Arboretum'dan daha güzel evet, oldu. Evet. Orada oraya çünkü gibi. Kafe var mı yok mu? Benziyor bile. Evet. Ben düğüne gitmişim. Pazar günü gelsene düğüne. Özlem Şeriz bir arkadaşını getir dedi. Zaten. Pazar akşamı. Pazar denize gidecek biz. Aa! O zaman denize gidecek biz. Ne yapacağım düğüne? Mehmet Ali ile dans ederdim. Hiç fark etmez iki tane olmaz. Sana şimdi bak dedikodu vereceğim onlar da gün. Erkek kardeşlerimin dedikodusu. Kızlardan birinin bir bok yemesi oldu. Öyle. Ha biliyorum.
biliyorum. Ha. Aa, bak, biliyor musun? Biliyorum, tabii. Gerçekten mi? Tabii. Hem ona hem yani ona. Her yeri kırmızı Türedin. Kırmızı şeyle Allah'ım yardımcı. Dere kahvenin oyunu. Zaten benim bunu bu kadar süre bekletmem imkansız. Of ya, kız geldi. Biraz sallanıyordu. Şuraya masa koyamazdı. Biz o torpili buradan alsak olmaz mı? O vantilatörü de buraya getirsen. Güzel esiyor ama. Bence gayet güzel esiyor. De buranın bir şey söyleyeceğim. Bak orada havuz gibi bir şey göstermiyor mu? O havuz nerede? Burada tatil yapılır ha. Ama mesela ben tatil yapacak olsam şeye giderim. Odurla'ya gittin mi hiç? Oda mı? Odurla. Gittim galiba ben oraya. Gerçekten mi? Oranın mesela şeyi olsam. Aa, acaba Ru nerede çekiliyordu? Burada bir yerde Ru çekiyor. Ru'yu çektiler ya. Evet. Acaba nerede çekildi? Son bölümlerinde mi? Hepsini kız. Ru'nun bütün bölümleri Urla'da çekildi. İstanbul'da hiç çekilmedi o. Meryem Uzerli'nin dizisi Ru. Sen Ru'yu bir şeyle karıştırıyorsun. Ben Ru'yu neyle karıştırdım. Tamam. İlker Kaleri'nin... Haa, La Passion Turco. Evet. Tamam, tamam. Ne alaka? Çok fik fik değil mi? Fik fik dizisi. Full fik fik. Güneşten var ya, bağırdım. Emre Karayel falan. Odur'la da mı çekildi acaba o? Muhtemelen o Od'da çekildi. Hadi gidelim kalk. Kahvelerin şeyi erimesin. Buzu erimesin. Çekil. Şurama ne olmuş? Şuram siyah bir şey olmuş. Bir yere elledim herhalde. Dostlarım, köye geldim. Kim bu kadın? Tanımıyorum. Ahiretçi Meri'ne yazayım da bunu almayı unutmuşlar. Ne yapayım? Yaptın mı? Tamam. Teyzeyi tam. Aa, burası bakın Çakır Ağa konağı. Şey, Çakır Ağa konağı demişim. Hayır, Çakır Ağa değil. Çakırcı Mehmet Efe'nin konağı burası. Biliyorsunuz. Bizde Efe'lik çok meşhurdur. İleride kaz ailesi var. Keşke bunun hanım olsa diye bir zıpıttırayım ama kaz da ısırır insanı. Bakayım, yengeme doğru gidiyorum. Amcam orada, görecekler şimdi beni. Ay! Yeni bir günden herkese yeniden merhaba. Dostlarım, ben uyandım ve köye gidiyorum. Tire'deydim. Ödemiş'e, kendi köyümüze gidiyorum. Benim bayağı 3 sene kaldığım, büyüdüğüm köyde. Ben bilmeyenler olabilir. İzmir Ödemişliyim ve aslında İstanbul'da doğdum ama 3 yaşımda bir İzmir İzmir maceram oldu. 3 yaşımdan 6 yaşıma kadar, 6-6,5 yaşıma kadar böyle bir 3-3,5 sene İzmir'de kaldım akrabalarda. O yüzden burayı çok seviyorum. Gerçekten köyü çok seviyorum. Beni köyden çıkardılar ama köyü benden çıkartamadılar gibi bir şey var. Neyse. Dün akşam yengem kaldıya çok ısrar etmişti. Amcam da çok ısrar etmişti. Ama ya regl oldum. 8 gün erken regl oldum. Resmen sıcaktan herhalde, bilmiyorum. Yani o düzenim değişti diye mi oldu, ne oldu bilmiyorum. Regl oldum. Çok fena. Ve yapacak bir şey yok haliyle. Sıkıntılı olduğum için de şey yapmak istemedim. Şuranın şeyini kapatalım, klimasını kapatalım. Bunu da ikiye getirelim. Kalasım gelmedi. Birazcık daha böyle hani kendi annemin evinde daha rahat ediyorum, kardeşlerimin evinde diye şey yaptım. Gerçi yengem de benim annem, yani ben hep böyle çocukluğumdan beri keşke beni yengem doğursaydı falan dediğim için hani yengem de gerçekten benim annem. Ama ne olursa olsun hani köy evi gibi şehir evi büyük olmadığı için orada böyle birazcık şey oldum. Birazcık amcamdan çekindim herhalde, utandım böyle. Kendi dünyadaki en şey insanlardan bir tanesidir, yani en tatlı insanlardan bir tanesidir. Amcam gerçekten çok başkadır, yani çok çok bambaşka bir insandır. Neyse, yengem dedi ki sana dedi nohut mayası yaptım dedi. Yarın dedi pide yapıvereceğim ben sana dedi. Sen nereye gidiyorsun dedi. Ben dedim ki çocuklar çok ısrar ediyorlar. Gel gel diye sıkıştırıyorlar beni falan yaptım. Neyse, işte gidiyorum şimdi köye doğru. Ne kadar yolum kaldı? 27, 37, 47, 20 dakikam falan kaldı herhalde. Tireyle bizim köy arası yarım saat sürüyor. Maalesef. Maalesef de maalesef.
Öyle. Çok fazla video çekemedim. Çok bir şey yapamadım. Yani bir yandan şeyden dolayı yapamadım. Ne derler? İşte hani yengem çekmemi istemez falan diye böyle yengemi çekemedim. İşte İzmir'de evde bebek vardı. 10 günlük bebek var olduğu için ve herkesin kucağında olduğu için çekemedim falan. Aysel'im anne oldu arkadaşlar. Geçen sene düğününe gitmiştik Aysel'in hocayla beraber. Aysel'im anne oldu. Ve o kadar tatlı anne oldu ki Allah'ım maşallah. Yani çok güzel bir anne oldu. Annelik gerçekten çok yakıştı. Ve şeyi fark ettim. Eğer anne sakinse bebek sakin oluyor, ama anne panik oluyorsa, mesela çocuk ağladığında panik oluyorsa, panik davranıyorsa çocuk daha da panikliyor çünkü hissediyor anladığım kadarıyla. Ama Aysel o kadar maşallah ya, Allah nazarlardan saklasın, Aysel o kadar sakin ki mesela Mert ağlıyor böyle ve böyle Aysel şey diyor, ağlıyor musun diyor, tamam hadi biraz sesin çıksın, ağla azıcık, ondan sonra susturalım seni falan yapıyor. Ama çocuk o kadar, onu söylerken çocuk sakinleşiyor falan böyle. Hep de inşallah böyle kolay olur, hep böyle güzel tatlı anne olur, çocuğu da hep böyle sakin olur inşallah. Çok tatlı yengeç burcu bir oğlumuz oldu, teyze oldum yani. Öyle. Gülser bana sürpriz yaptığı için tabii habersiz gitmiş oldum. Birazcık elim boş gitmiş oldum. Üzüldüm. O yüzden pazartesi günü geri İzmir'e döneceğim. Ben normalde salı günü direkt olarak Tire'den İstanbul'a dönecektim. Ama pazartesi günü şeyde kalıp, ne derler? Ay ay ay. Yapmış yapmış. Yollarda bazen bozukluklar oluyor. Yapacak bir şey yok. Bebeğin hediyesini vermek için pazartesi günü tekrar şeye gideceğim, İzmir'e gideceğim. Zaten pazartesi de kızlarla vakit geçiririz, azıcık kızlarla takılırız diye. O yüzden de şey yapıyorum, çünkü salı günü geldiğimde şey yapamadık, takılamadık. Sadece Dilara'yla takıldık biliyorsunuz, Dilara'yla gezdik falan. Öyle işte, az kaldı. İlk kurşundan giriyorsunuz. İlk kurşun bir Çerkez köyüdür. Çerkesler oturuyor ilk kurşunda. Böyle ben çocukken futbol sahası falan vardı onların. Bana böyle çok acayip gelmişti. Bir köyün futbol sahasının olması böyle bana bir değişik gelmişti. Hep böyle şeylerdir. Yani Çerkeslerin bu şeyi çok başkadır. Eşlerine değer verirler falan. Çerkesler böyle tatlıdırlar. Öyle işte. Hadi görüşürüz. Ay bakın burada ne var. Ne var burada bakın. Ay. Sana niye bu kadar çok sinek konuyor? Sana niye bu kadar çok sinek konuyor? Gidin bu çocuğun üstünden ya. Gidin bu çocuğun üstünden. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Keşke bundanım olsa. Keşke bundanım olsa. Keşke, keşke, keşke. Her yeri sinek. Ay bu. Burnunda bir sürü sinek var. Karı kız ama. İbneliğe mi? Jigololuk. Nereye? 1,5 kilo kokain alacağım ya. Kafayı yedi galiba. Hayır ya. İşte alacağız, bir alacağız daha. Toptancıya mı? Hı. Evet, Ali abim ne toptancısı oldu? Ha, öyle şeyler. Lan İzmir'e nasıl gideceksiniz o zaman? Neye nasıl gideceğiz? İçmişsiniz, İzmir'e ben nasıl gideceksiniz? Sen içmedin lan. Hiç mi içmedin? Paylaşımcı yolculuk yönetmeni. Gel aşkım. Bak kucağıma sakın otur. Bacaklarım kırılıverir. Narin ve incecik bacaklarım. Anlıyor musun? Cidden İstanbul'da böyle karpuz yok mu ya? Yemin ediyorum yok bak. Getirelim, satalım. Bu benim var ya, bu ay yediğim, bu sene yediğim tek güzel karpuz. Geçen seneyi de sayabiliriz, geçen sene de hiç karpuz yedim. Giderken bir iki tane alayım da bari arabanın bagajına atayım. Dur. Ya. Harman yanı satıyorlar. Evet. Kilosu kaç para oldu? 7,5.
onların da var. Marketlerde 25 lira falan herhalde. Teyzem nerede ya? 5 yaşından parasını üreten kazanabilse. Evet. Abi kadın bir karpuz kesmiş. Karpuzu yemin ederim bak bütün koysa daha hoş olacak. Annem mi? Evet. İki tane dana var. İnek önüne doğrar gibi doğrar. Evet pardon. Ama bir şey söyleyeceğim. Küçük ineği unutuyor. Bari aralara küçük atsaydı. Böyle doğru. İnek önüne doğrar. Geç mi getiriyorum ben? O içti mi içmedi mi söyle. Hı? Bir beşi. Neden bir beşi? Tamam bir duble. Duble. Bir duble sayılmaz. İsmail. Çağırım da. Bayıldılar. Yani. Arabanın içinde resital başlamıştı. Ben giderken. Dostlarım yeni bir günden herkese yeniden merhaba. Tipime bakın, bakın tipime, bakın tipi görün. Gerçekten kaydım, ciddilik kaydım. Annem de geliyor. Nazar, şurada bir nazar mevcut bakın. Resmen bir kadının gözünden nazar değdi, dudağım şişti. Neyse evde görüşürüz artık, annem geliyor dostlar. Dostlarım sizi öptüm, kapıyı açalım, anamız binsin arabamıza. Dostlarım, dostlarım. Eve geldik. Annem de herkes işini halletti. Ben de işimi hallettim. O da işini halletti. Şimdi İstanbul'dan geldiğim ojelerimi çıkarttım ve yeni ojeler süreceğim. French yapacağım. Zaten İstanbul'da bunları göstermiştim ben size. Şöyle şu üçlüyle French yapacağım. Dior ve Pastel'in ojeleriyle. Bir yandan internete bağlanmaya çalışıyorum. Fakat hiç kimse internet şifresini bilmediği için... Ne yapacağız bilmiyorum, size nasıl video yükleyeceğim, halletmeye çalışacağım. Mehmet Ali'ye sordum. Efe bilmiyordu. Özlem de bilmiyormuş. Mehmet Ali'ye sor dedi Özlem. Bakalım Özlem'le şey yapacağız. Ondan sonra da güzelce bir hazırlanacağım. Yıkanacağım, paklanacağım. Kına için hazırlanacağım. Bugün kınamız var. Annem de temizlik yapıyor, bir şeyler yapıyor. Çok fazla çekemedim. Çekemediğimin farkındayım. Ama olsun, olur öyle. Kınayı çekeceğim, düğünü çekeceğim. Kına için ayrı vlog, düğün için ayrı vlog çekeceğim. O yüzden bu videoyu burada bitireceğim. Hem böyle çok 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 uzun olmasın, hem de diğerleri için ayrı ayrı videolar olabilsin diye. Hava gerçekten çok sıcak, hava anormal sıcak ve ben yani o kadar şaşkınım ki 8 gün önce regl oldum. Sıcaktan resmen regl oldum ve düğüne denk geldi ve ben hazırlıksız geldim böyle. Yani çamaşırlarımı bile o kadar hani şeyli, böyle regl olmayacağım diye öyle getirmiştim ki canım çok sıkıldı. Yapacak bir şey yok ama öyle. Bakalım, annem 3'te kuaföre gidecek. Ben her şeyimi kendim yapacağım. Çünkü benim saçımın önünü yapamıyorlar. Zaten benim saçım böyle yapılması zor bir saç değil ama böyle yoğun ısı, yoğun fön gördüğü zaman sönüyor, böyle yapışıyor. Zaten yüzüm de var biliyorsunuz. Bilmemeniz imkansız. Yüzümde olunca maalesef böyle sönükte iyice suratım böyle ablak ablak duruyor. Kendim yapmayı daha çok tercih ediyorum. Ne yalan söyleyeyim. Geldiğimden beri aynı takılarlayım. Asla takılarımı çıkarmadım. Sadece saatimi çıkartıyorum. Kalan her şeyle duşa giriyorum. Bunlar da bakın benim ürünlerim. Tam aynısı yok ama bir benzeri böyle şeyde var. Trendyol'da var. Hiçbir şey olmadı. Günlerdir böyleyim. Ter de görüyor, şey de görüyor. Dalin'le yıkanıyorum bu arada. Saçlarım o kadar güzel ki böyle kabarmıyor, tülermiyor. Hiçbir şey olmuyor. Tabii İstanbul'un nemiyle buranın nemi de aynı şey, aynı olmadığı için aynı şey değil diye de olabilir. Bilemiyorum, bakalım. Mehmet Ali inşallah Wi-Fi şifresini verir, yoksa geldikten sonra İstanbul'a döndüğümde hepsini halledeceğim. Başka türlü şey olmayacak. Çünkü hiçbir yerde adam akıllı internet yok bizde.
Ve aynı zamanda hiçbir internet İstanbul'daki gibi de çekmiyor maalesef. Dudak dolgumu görüyorsunuz değil mi? Resmen kadının nazarı değdi. Dün annemle düğüne gittik. Gittiğimiz düğünde bir tane kadın bana böyle uzun 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 baktı böyle. Gözünü dikti ve suratına bir gülücük oturttu ve bana öyle baktı. O yüzden maalesef böyle bugün hem dudağım şiş hem de şuramda da bir şişlik var. Böyle uyandım. Nazar. Ay, kim ne derse desin. Sinek sokmuştur desin, bilmem ne desin. Nazar. Nazardan oldu yani. Nazar çıktı olsun, olur öyle. Neyse dostlarım. Bakayım oğlanlar şifre attılar mı? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.